Hoş lan. O arkamdaymış le. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya Ali vallahi beceriyorum bu işleri bak. Nasıl da oldu? Vallahi ne? Şahin ya Doğan tavuk yerken yakaladık. Ha. Dur bakalım nerede? Bir gözü görmüyor. Bir gözü görmüyor mu? Evet. Aç arkadaşın. Bakalım. Yakaladım, sana haber verdim. Ha. Evet. Yaşar Doğan bu ya. Doğan. Galiba. Doğan. Değil mi? Ay nasıl oldu ya? Nasıl yakaladın ya? Vallahi nasıl yakalattırdı bu kendini ya? Tavuk yiyordu. Benim tavuk zannettim. Ha, nerede tavuk yiyordu lan? Gittim. Karşı tarlamızda. Oy. İşte çiftliğin karşısında tarlada. Evet dur. Ay tavuk göze bak. Acaba Allah bizim Allah. Tavuk mu diye baktım. Çok uçmayı beceremiyordu. Sağ sol yapıyordu. Herhalde ya bunu zaten... hasta dedim ben de. Yakalayayım. Ay bunun zaten pençe... Yetkililere verelim diye düşündüm. Sadece iyi ki öyle bir şey yapmışım. Gözü hiç yok lan bunu. Evet. Ben şimdi evet. Gördüm bak. Ya bunun pençelerden zaten korkacaksın ya. Evet. Şu pen... Ağzı da ısırıyor. Isırıyor. Isırıyor ama pençeler daha... Isırıyor. Bak şimdi elini ısırıyor. Oy baksana. Allah. Oy çok güzelmiş lan yetişkinmiş. Dişi galiba. Yok erkek. Erkek mi? Çok güzelmiş ya. Ay. Zaten bak hayvanın şeyi ya. Acı. Yok sen gözü bırak. Hayvan daha yirken almışsın hayvanı ya. Dur bakalım yedi bitireydi bari be. Acık karnı doyadı hayvanın da. Yedi canım kursağına baksana yedi. Aa senden. Bak, bu... etinen beslerim. Kasabım ben nasıl olsa. Ay oğlum bunun gözü ne olmuş lan? Evet. Çok kötü olmuş. Bizim... Çok güzel. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ne yapalım? Dur ben şurayı biraz daha çekeyim. Dur. Herhalde yavruyken oldu. Veya dövüş esnasında oldu. Evet ya yavrulukta dediğin gibi çünkü çok uzun zaman önce kaybetmiş. Uzun zaman önce kaybetmiş. Evet. Hayvanın bundan şeysi bile yok. Rahatsız olma zaten. Bu göz buna... Yok, hacı aslında var ya bak. Yok. Şimdi sen diyorsun ya. Dur bakalım. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi ben bunu neye alıyorum? Milli parklara götürüyorum. Çünkü Ali şimdi biraz önce biz kapattığımız zaman şöyle bir şey söyledi. Bu tavuk büyük ihtimal ölü bir tavuktu. Doğru mu? Evet. Şimdi gelsen Ali'cim böyle. Ölü bir tavuktu. Evet, bence ölü bir tavuktu. Çünkü şimdi... bunu yakalaması çok mümkün değil. Hem büyük bir tavuktu. Bir de boş açık arazi. Evet açık arazide sıkışma yakalaması. Sıkışma hiç yok. Evet, bir şey. Yok kesinlikle. Tarlanın ortası. Uçabildi mi mesela? Nasıl İşte bir... uçamadı. Ben de uçamadığı için müdahale etmek mecburiyetinde hissettim. Evet. Köpekler falan yemesin diye işte saldırmasın parçalamasın diye. Evet. Alalım. Milli parklara teslim edelim. Milli parklara teslim edelim diye arkadaşlar, düşündüm. Aynen bu çok güzel. Sağlıklı bir birey sadece bir gözünü kaybetmiş. Milli parklar bu konuda. Evet. Destek atıp hayvana bakımını üstleneceklerdir diye düşünüyorum. O zaman biz bunu karantina gibi bir şey alalım. Bir kutu alalım. Var mı bir kutu? Hemen alalım. Var. Tamam hadi tabii götür. Var. Arkadaşlar bu diğerleri gibi değil. Zor zapt ettim. Mesela daha önce biliyorsunuz ki Şahin'le de Atmaca'ya da böyle bir video çekmiştik. Beslenme ve su içirme videosu. Fakat bu biraz şöyle söyleyeyim. Sakin değil yani. Çok sert hareketler yapıyor ve kuvvetli. Şimdi şöyle ilk evveliyattan bir su vermek istedim. Şimdi ben dün gece biliyorsunuz ki bu Şahin'i aldık, bir gece bizde kaldı. Ben bu esnada uzman arkadaşlarla biraz diyaloğa geçtim. Yani bu ne olur, ne değildir, nedir, ne değildir diye. Şöyle bir şey var, yaklaşsana. Bu doğuştan olan bir şey değil. Yani biz doğuştan detam ettik ya orada, doğuştan olması mümkün değil diyorlar. Çünkü doğuştan olsa bu yaşa kadar gelemezdi. Biraz su verelim. Birazcık canlansın. Tamam. Yaklaş. Tamam. Şimdi bu yüzden büyük ihtimal şöyle bir tespit yapıldı. Yani düşünülen şey şu. Daldığı esnada, ağaçlıklara aralarına daldığı esnada bazen olabiliyormuş. Şimdi ben ilk defa gördüğüm için çok şaşırdım ilk etapta. Ama bir dala takıldığı zaman ya da bir şeyler gözünü yırttığı zaman, takıldığı zaman gözünü alabiliyormuş. Bu ihtimaller varmış bu hayvanlarda daldığı zaman. Büyük ihtimal öyle bir şey olmuştur. Sonra da aç kalarak büyük ihtimal ölü bir tavuğa yeltendi. Çünkü bu tip hayvanlar çok çaresiz kalırsa ölü hayvanlara geliyorlar. Kolay kolay gelmiyorlar. Şöyle bir şey yapacağım. Önce ilk evveliyattan. Çünkü neden? Şöyle bir diktirelim. Bakalım ne yapacak. Biraz daha ittireyim.
Parmağımı sokmak istemiyorum. Tamam, güzel. Şunu da ettirelim. Yutkunmasını istiyorum. Bakalım yutkunacak mı? Şunu da ettirelim. Büyük ihtimal o şekilde bir kaza yaşayarak. Hadi iyi bakalım koç. Sen yiyebilecek misin? Çok güzel. Aferin. Biraz yerle destek lazım. Lan düşürme. Bak çok güzel et. Parça et. Sen hareket et ya. Sana da konsantre. Biraz yaklaş. Hadi. Biraz salar mı acaba ya? Biraz. Hop. Çok güzel. Arkadaşlar ilk lokma başarılı. Şimdi salalım mı salmayalım mı derken şöyle birazcık gevşek bırakmak istedim. Çok sıkıyoruz çünkü hayvanı. Ayaklarını bırakıp da. Ulan nasıl geçiriyor? Bak. Gelsene şuraya. Şuraya gelsene bak. Bak. Deldi vallahi eldiven ha. Eldivenler de şey. Kesilmez eldiven ha. Vallahi deldi. Dur. Sakın. Yok böyle beslemeyeceğiz biz bunu, anlaşıldı. Yok bu çok sert ya. Daldırmıyor kendini. Neyse biz böyle beslemeye devam edelim. İlk parçayı yuttu demin. Biraz önce. Hadi. İlerlettir. Hadi canım. Hadi. Etlerde kalite ha. Tam bunun aradığı şekilde tipte. Gaga da çok sağlam tutuyor, farkında mısınız? Şöyle yapalım. Bu tarafı görmüyor ya. Bu taraftaki hareketler çok şey. Azıcık ileri. Nasıl ezdin lan eti? Oy. Dur şu eti çıkaralım, tamam. Bir daha verelim. Çok şey damağında şeyinde kaldı. Gagasının ucunda kaldı. Arkadaşlar şimdi dedik ya. İşte gözü bu halde olduğu için bu sefer hayvan şey yapmıyor. Beslenmesi etkilendiği için bakıma muhtaç kalıyor. Yani biz bunu bu yüzden milli parklara götürüyoruz. Başka bir nedeni yok. Bak beni zorlama. Zorla yedirtme. Aç şunu, ye işte. Aç, bir daha yap aynı hareketi. Aç. Ye işte. Ye. Bak bir parçayı çok güzel verdik ama. Dur onu bir daha yakala. Kanatlar kurtulacak. Dur be canım. Hop. Nereye uzanıyor gördün mü? İlyas. Evet. Oo İlyas uzanmaya bak. Bak salacağım. Tamam sal. Hadi saldım. Saldım. Tamam. Bunu mu istiyorsun? Saldım. Tamam saldım. Böyle ye o zaman. Bak bunu yemen lazım. Vallahi çok açsın. Ye. Tamam bu parçayı da vereceğim. İki parçayı da ittirelim. Aç. Of pençeye bak, gördün mü? Lan bak nasıl, şuraya bak, ilmeğe bak. Yaklaş şu ilmeği gör. Vallahi. Takıldı ilmeğe bak. Allah aşkına şuna bak. Sen çok uzak yaklaşma fazla. Tamam kal öyle. Şunu da ittirelim. Arkadaşlar uzmanlara gerçekten milli parklar ekiplerini buradan tebrik ediyorum. Bu kuşları beslemek gerçekten büyük iş. Tabi ondan daha donanımlı eldivenleri vardır. Ye işte lan, ye. Bak şu ilmeği nasıl yakalıyor. Şu ilmeğe bak. Aynı iğne gibi geçiyor. Uzmanlar gerçekten bu işin uzmanları yani. Kendi yemeği tercih etti. Ya bak illa beni zor durumda bak. Zor kullandıracağım bana. Dur sopayı yeme. Tamam sopayı yeme. Böyle bir ısırma hareketi yok ya. İlyas farkında mısın? Çok tehlikeli. Çok felaket dalıyor. Ama ben bu lokmayı ona yedireceğim. Çok merak ettiğim bir şey var. Bir ısırıkta parmağı yarıya kadar yarabilir mi? Şu gaga %90 batar. Gagayı görüyor musun? Bir de gagada şöyle gelsene bak, detaya gel. Dokun ekranı. Bak şurada bir çentik var. Görüyor musun bak. Gagasının tam şurasında bir çentik var. Bu çentikte evet. ne için biliyor musun? Isırdığı zaman geri kaçamazsın diye. Aynı olta iğnelerindeki gibi bir sistem. Şimdi bakın. Mecbur böyle bir şey yapacağız. Şimdi bunu bir tane bir lokmaya başardık. Diğer lokmada nasıl yedirmemiz lazım bu lokmayı. Bu yüzden çok derine atacağım.
Tam bu pozisyondayken. Dur. İleri. Daha ileri. İçeri. Başardık. Şu an elini arıyor. Evet. O gördüğü gözle. Tamam, bir parça kalmış. Hop. Bence başardık bayağı bir şey. İçeriye girdi. Aa, İlyas çok kötü battı. Şunu çıkar. Çek. Tamam. Tamam. Bence yedi. Elime battı çok kötü. Parmağımı nasıl deldin lan? Ne biçim deliyor ha? Felaket. Bence yeter sana bu kadar. Çünkü diğer işleri uzmanlara bırakalım arkadaşlar. Bu kadar besleme yeter. Parmağımı deldi. Vallahi deldi. Biraz da su vereyim. Ama yuttu. İki parça, büyük bir parça yutturmaya başardık. Sudan işte ha. Çok güzel. Yut. Çok güzel. Şu ağzın kenarında et kaldı, onu da almaya çalışıyor. Alamıyor dilini. Tamam, almasın. Sen istersen ver ağzını. Bence oynama, bırak. Oynama bak, elini kaptırırsan delecek diyorum sana. Arkadaşlar, şöyle bir daha vermeye çalışıyorum su yandan. Bu tarafı görmediği için. Tamam, bence yeterli. Bence bu kadar beslemek yeterli. Şimdi biraz yakından çekeyim. Arkadaşlar ben Doğan'ı şöyle bana beni göstersene. Ben Doğan'ı ilk defa elime alıyorum. Daha önce de dediğim gibi çok agresif ve sert, hiç tahammül yok. Gram taviz vermiyor. Uysallaşmak, evcilleşmek, bana alışmak gibi bir tavrı hiç sergilemedi. Hep sert, hep çok şiddetle cevap veriyor, karşılık veriyor. Ama iki lokma, güzel sağlam iki lokma yedirmeye başardık. Parmağımı şimdi göstereceğim birazdan. Eğer parmağımı değildiyse onu da göstereceğim. Şimdi onu güvenli bir alana alalım. Akşam üzeri bir arkadaşıma emanet edeceğim. O da milli parklara götürecek. Bak, yutkunma tamamen bitti. Biraz da su içti. Yaklaşık 2 enjektör, yaklaşık 10-15 milim su içti. Yapacak bir şey yok. Benim yapabileceğim, elimden gelenler bu kadar. Diğerlerini daha uzman ekipler, büyük eldivenleri var onların. Daha kalın eldivenleri var. Onlarla beslemesini sağlayacaktır. Beslenmesini yapacaktır. Şimdi bu detay çekip bırakalım. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Ömer'le rastlaştık. Ben dedi, abi dedi, bu sorumluluğu görevi ben istemiyorum dedi. Milli parklara bırakacak ayrısıyla ben Ömer'e teslim ediyorum. Ömer, biz Doğan dedik. Normal Doğan dedik. Ömer Gökdoğan. Gökdoğan olduğunu ifade etti. Daha en hızlı kuşlardan bir tanesi. Daha değerli. Tabii çok türlerimizden. Değerli. Çok önemli bir tür. Aynen. Hayırlısıyla bakıma muhtaç olduğunu o da... Evet. Göz yok, tamamen yuvadan çıkmış. Muhtemelen aynı dalış yapıyor ya abi. Tabii. Fişek gibi iniyor aşağıya. Bir evet. Dala falan batıttırdıysa öyle bir evet. Şey olmuş olabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle bakıma muhtaç. Tabii. Aynen. O yüzden milli parklara teslim edeceğiz inşallah. İnşallah.